Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle aracımdaki havalandırma ızgarasının şeklini görüyorsunuz. Bugün uzun süre aradıktan sonra bulamadım. Bulamayınca da artık son çare söküp kendim bakmaya karar verdim. Çünkü artık işlevini görmüyordu. Sadece iç kanalları bir tarafını açıyor, diğer kanalların hiçbir tanesi iş yapmıyordu. Sökümü çok basit. Araçta şu gördüğünüz noktada buradan ve buradan tornavida aracılığıyla hafiften kastırdığınızda konsolda elinize çektiğinizde çok basit bir şekilde çıkıyor. İki tane soket var. İki soketi çıkartıp kenara koyuyorsunuz. Onu araçta da gösterebilirim sonra. Alıp geldikten sonra uzun süre kullanımdan dolayı ızgara üzerine çok bariz yapışkanlar oluşmuştu. Bu yapışkanları da temizleyeceğiz. Şimdi sökümüne geçiyorum. Sökümüne baktığımızda kompakt bir yapı var ama kompakt yapının içerisinde gördüğünüz gibi birkaç tane tırnak görünüyor. Bu gördüğünüz tırnaklar var. Yan tırnaklar. Altta da aynı şekilde tutan tırnaklar var. Bu tırnakları çok zorlamıyorum. Plastik esniyor zaten. Esnediği için de küçük bir tornavida darbesiyle boşa çıkartabiliyorsunuz. Burada galiba dikkat edilmesi gereken esas konu herhalde ızgaranın üzerindeki şu menfez çıkışındaki ızgaralar. Bunların yönü ve nasıl bir şey çıkacak karşımıza onu bilmiyoruz. Onu da söküp bakacağız. Dış kap çıktı. Şimdi bakıyoruz burada dağılmış vaziyette. İçeriden ızgara da bakın burada parçalar çıkmış vaziyette. Bu parçalar çok fazla dağıtmadan hangi kanaldan geldiğine bakarak yavaşça elimizle geriye doğru alıyoruz. Önce yönünü karıştırmamak için karşı olarak bırakıyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde söküyorum. Evet, burayı da söktük. Parçalar çok hassas. Küçük parçalar, plastik parçalar. Baktığımızda şu parçanın bir tanesi kırılmış. Şurada birikmiş olan parçalar bir kırılmış. Diğerlerini bir şekilde toplayacağız. Burada iki tane parça var arkadaşlar. Şimdi çift parçanın olduğu yerde ızgaranın parçasına bakıyoruz. İki tane çıkıntı var. Bu çıkıntının bir tanesi buna, bir tanesi de diğer parçaya geliyor. Gördüğümüz gibi. Açıkçası biraz uğraş gerektiren bir şey.
Evet, parçanın bir tanesini taktık. Şimdi diğer parçayı takıyoruz. Diğer parçada dikkat etmemiz gereken konu herhalde şurası. Burası açma kapama anahtarının olduğu yerde kanala giriyor. Bunun oraya düz gelmesine bakacağız. Dikkat edeceğiz özellikle. Evet, burada bir tanesini ters taktık. Şimdi diğer parçaya da takıyoruz buradan. Karşısındaki diğer küçük parçaya da takıyoruz. Biraz sabır isteyen bir iş. Zamanınız varsa bu işi tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir tarafında tek, iki tarafında da çift parça var. Çift parçanın olduğu yer biraz uğraştırıyor. Şu an ızgaramız hazır vaziyette. Diğer ızgarayı da hazırlayacağım. Onu da hazırladıktan sonra montajına geçeceğim tekrar. Evet arkadaşlar, diğerini de toplayabildik. Aslında söktüğünüz zaman göreceksiniz nasıl kadar basit olduğunu. Şimdi tekrar yerine montajına geliyoruz. Nasıl yapıştık? Dikkat edeceğimiz konular neydi? Açma kapama düğmesine denk gelen yer kanallarımız. Kanallarımıza gelen şu gördüğünüz kanala oturtuyoruz. Burayla bu çıkıntıyı oturtuyoruz. Sağ sola hareket ettirerek biraz daha rahat hareket etmesini. İkinci bir konuda şu gördüğünüz yerde bak tırnaklar var. Bu tırnakların da şu araya tam oturması, birbirine paralel bir şekilde gelmesi. Düz bir şekilde yerine sabitledik. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde getirip kanala oturtturduk. Araya tam getirdik. Evet, şu an iki tarafta tam şu şekliyle oturdu. Bir tanesinin tırnağı kırık olduğu için bunu boşta tutuyoruz. Bak, burada gördüğünüz gibi diğer bir parçanın tırnağı kırılmış, bu boşta kaldı. Diğer tarafını tamamlamış olduk. Şimdi bakıyoruz, ızgaramızın dış menfezinde getirip öncelikle alt yan yol sağ sol ayar anahtarların olduğu yeri getirip takıyoruz. Basit bir şekilde oturtuyoruz, tırnakları geçiriyoruz. Tırnak oturdu, tırnak oturdu. Tırnak oturdu, tırnaklar oturdu. Şu an parçamız hazır. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi. Ortadaki kızımda kırılmıştı. Buraya da yapıştırdık. Orayı da boyayla düzelteceğim.
Şu an sıfır halde, gördüğünüz gibi şekli, kapalı hali bu. Özellikle bu marketlerde satılan içerisi ve ön kısmı sürekli silinmekten yapış yapış olmuştu. Yapış yapış kalınlığını gidermek için de çift vari bir spreyle temizledim bunları. WD-40'la falan silmeye çalıştım ancak WD-40 temizlemedi. Yağ sökücü fırınları falan temizledikleri, evde ev hanımlarımızın fırınları falan temizledikleri o yağ sökücüyle temizledim. Gayet de güzel oldu. Parçam 400 liralık masraftan kurtarmış olduk. Zamanınız varsa tavsiye ederim. Çok basit. İki tane tırnak burada var. Bir burada, bir burada. Bir de burada. İnce bir tornavidayla hafiften bir esnettiğiniz zaman çıkıp kendiliğinden geliyor. Umarım yararlı olur.